Merhaba sevgili küçük dostlar. Şimdi size Kuveyt Türk yayınlarından çıkan Mantık Uttayr, Kuşların Şarkısı adlı kitabı seslendireceğim. Uçarken uçarken gökkuşağı misali rengarenk kuyruğuyla nazlı nazlı süzülen tavusu görmüş. Ve bu sefer onun yanına konmuş. Heyecanla Simurgu ve Kaf Dağı'nı ona da anlatmış. Tavus demiş ki, her tüyüm ayrı bir nakışla bezenmiştir. Bu güzelliğimle yerim cennetti bir zamanlar benim. Ta ki o yalancı yılanın hilesi yüzünden kovulana kadar. Tek arzum o cennetime geri dönebilmektir. Beni Kaf Dağı'na değil, cennetin kapısına götürecek bir rehbere ihtiyacım var. Seninle işim olmaz. Sen yoluna, ben yoluma. Kocaman denizi bırakıp bir damlacık suya kavuşmanın derdine düşen birine ne yapsın Hütüt? Yine de ümidini kaybetmemiş. Kanatlarını çırparak yola revan olmuş. Bu sefer de bir ördeğe rastlamış. Ördeğe sadece bir tüyünün güzelliği bile gönülleri mest etmeye yeten Simurg'dan bahsetmiş. Kaf Dağı'na gitmek için kendine yol arkadaşı aradığını söylemiş. Ördek ise kendini anlatmaya koyulmuş. Ben kuşların en parlak olanıyım. Hem elbisem hem yerim hep tertemizdir. Dünyada sudan ayrı kalmam mümkün değil. Çünkü bütün azığım, varlığım sudur benim. Beni sudan uzaklaştıracak bir yolculuğa çıkmam imkansızdır. Benden sana yoldaş olmaz. Hütüt, temizlenip ferahlandığını zannettiğin o suyu seni yakıp kavuran bir ateşe çevirmişsin de farkında değilsin demiş. Ördekten de diğer kuşlara söylediği gibi düşünmeden karar vermemesini istemiş. Tam kanat vurup havalanacakken yakındaki ağacın dalında kendilerini dinleyen kekliği görmüş. Sen ne dersin teklifime kekik kardeş demiş. Benimle Kaf Dağı'na ulu padişahımız Simurg'u görmeye gelir misin? Aslında dağların kah yamaçlarında, kah da yüce tepelerinde seke seke yürümeyi pek seven keklik, meğer bir maden ocağında bulduğu mücevheri taşırken yorulmuş da dinlenmek için dala konmuşmuş. Açmış gagasını. Günlerdir şu mücevheri elde etmek için kaç tepede uçtum, kaç yamaçta sektim bir bilsen. Ve nihayet arzuma kavuştum. Bu mücevher uzun bir zaman beni mutlu etmeye yeter. Yeni bir maceraya atılamayacak kadar yorgunum. Beni affet, seninle gelemem demiş. Mücevher dediğin aslında renkli taştan başka bir şey değil. Taş sevgisi senin kalbini taşlaştırmış ama farkında değilsin. Bugün ben seni affetsem, yarın sen kendini affetmeyeceksin. Pişmanlık ateşi içini yakacak. Acele karar verme, bir düşün. Diyerek yoluna devam etmiş Hütüt. Evet sevgili çocuklar, bu bölümün sonuna geldik. Kuşların macerası bir sonraki bölümde devam edecek.